Herkese merhaba. Merhaba. 17. bölüme hoş geldiniz. Bu bölüm orijinal olarak 29 Ocak 1960 yılında yayınlanmış. İsmi de The Fever. Bu hikayeyi yazan yine Rod Serling. Hı hı. Eşi bir çekiliş kazanıyor. 5 yıldızlı bir otele gidiyorlar kocasıyla birlikte. Hı hı. Ve kocası biraz geleneksel bakıyor olaylara. Kumar makinelerine karşı bir itirazı var. Ama eşi bir kere hani bir kere deneyebilir miyim dediğinde çok kızıyor ona, parlıyor. Hı hı. Daha sonra birisi ona bir para veriyor. Bu parayı kullan, benim yerime oyna diyor, gidiyor. O da bir deneyeyim diyor, para kazanıyor. Daha sonra kendi kendine farklı bir kafaya bürünüyor. Yani çok böyle aşırı derecede açgözlü bir şey, kazanma hırsı değil de makinenin onu çağırdığını düşünmeye başlıyor. Ya o da sanırım şuna, ilk başta kazanıyor ya bu. Ardından tekrar kazanması gerektiğini düşünüp oynamaya başlıyor. Fakat bir süre sonra makine de adamı çağırmaya başlıyor artık. Kaçmak istese tabii de kaçamıyor. Tabii burada halüsinasyon görüyor adam artık. Kaçamıyor da. Ve hikaye burada başlıyor bir nevi. Yani kumar oynayan bir adamın hikayesi. Yani kendisini oraya kaptıran bir kişiyi görüyoruz. Ciddi bir şekilde kaptıran. Sonunda da zaten hayatını sonlandırarak bölüm tamamlanıyor. Orada benim böyle çok ilgimi çeken, karısı hani sadece bir dolarlık mı artık, bir sent mi oluyor? Bir sentlik bir oyun yapmak istiyor, izin vermiyor. Benim bütün moralim bozulmuştu. Ya kadın heves etmiş orada. Bir de böyle çok güzel tiyatrocular ikisi de. Yaşı yüksek tiyatrocular. Hani karısına böyle davranmasına falan böyle biraz sinirlendim hani izlerken. Daha sonra kendisi, ulan bütün parayı bitirdi. O şeyi fark ettim mi bilmiyorum. Mesela o oyun oynarken, kumar oyunu oynarken, karısı sevinçle bakıyor adama. Hani bana izin vermedi ama kendisi de ne güzel oynuyor bak falan gibi. Ama bir bakıyor sonra kocası artık kendi ruh sağlığından olmaya başladı. Ya şey çok ilginçti zaten. O makineyi seslendirmeleri falan ilginç. Onun çok metalik bir ses falan vardı. Çekimler, sesler çok uğraşmışlar onun için. Ben ayrıntılı not almadım ama o para atım sesleri çekilmiş. Sonra efekt verilmiş. Hani onun ismini söyleyen Franklin Gibbs'di adamın ismi de. Bu arada ilginç olan bir nokta var. Slot makinesi bulmakta çok sıkıntı çekmişler. Okudun değil mi sen onu? Evet evet okudum. Kaliforniya'da kumar yasa dışı olarak ele alındığından emniyet müdürlüğünden ödünç bir slot makinesi alıyorlar. Sonra polis gözetiminde bu bölümü çekiyorlar. Slot makinesi kaybolmasın diye polis oradaymış. Belki de oynadı orada, bilmiyoruz yani. Hani. Bana da ilginç gelmişti ama çalınır mıydı acaba hani polis olmasa? Çalınmaz yani. Olay çalınma değil de orada yasalar var. Yasaların üstüne çıkamıyorsun hani. Yasa polisi görevlendirdiyse bitti. Öyle yazmışlar yani, çalınmasın diye polis geldi falan. Ya o şaka da olabilir falan. Orada hani başka bir okulda makine kullanırken görmeyelim şakası olabilir yazdıkları. Evet. Orası ilginç de slot makinesi. Ya işte kendini kaptırıyorsun bir süre sonra bu tarz. Öykünün çıkışı da yine Rod Serling'in başından geçen bir olaya dayanıyormuş. Rod Serling'in kötü taraflarını görmeye başladık. Baba dedik. Abi dedik. Ya o da Las Vegas'a gidiyorlar galiba. Evet. Dizinin yeni başladığında kutlama yapmak için. Kendini kaptırıyordun değil mi? Evet. Kazanamıyor tabii. Yani böyle bitiyor o olay da. Daha sonra yer etmiş olacak herhalde. Kutlanmış bunu. Adamın içinde yer etmiş. Bölüm olarak yapmayın diyor yani. Böyle şeyleri kendinizi kaptırmayın diyor. Yani güzel çok bölüm. Tam böyle ilkokulda, ortaokulda gösterilecek bölümlerde. Şeye benzemiyor mu bu? Şey vardı, bir bölüm vardı yine aynı başlarda izlediğimiz. Şeytanla anlaşma yapıyordu hani hayatını ölümsüz olmak için. Hastalık hastası bir insan vardı ve sürekli kendini öldürüyordu. Biraz ona benzettim ben açıkçası konu olarak. Yani yakın gördüm diyebilirim. Ya orada tabii bir anlaşma yapılan bir kişi yok ya burada. Biraz da kişinin kendi kendine kurması, kendi ama kafasında. Ama ruhsal durumunu tabii bir anda hani kötüye götürüyor ya. Adam adaleti mi savunuyor? Tam çözemedim yani. Aldın neden geri vermiyor diye tribe giriyor adam orada. Takıyor yani hani geri vermeli. Bütün parayı harcadım, geri vermeli diye. En son makineyi bozdu ya zaten. Makine bozuldu. Perte çıktı makine. Adam da zaten perte çıktı. Zaten sonunda makine bozulduktan sonra adamın üstüne ama gelmeye başladı. Şey var, yani içine girdiğinde o huzursuzluk hani bir şeylere bağımlılık var ya. O bağımlılığı görebiliyorsun. Ya ben böyle uyarıcı filmlerden, yani bölümlerden olduğunu düşünüyorum bunu. Bir de çekimleri çok ilginçti yani, seni içine çekebiliyor cidden. Tabii. O adamın suratına annen yaklaştın. Yani tiyatrocular çok güzel seçilmiş her bölümde ya. Ben ona çok gerçekten bu bölümleri yani bu seriye başlamamın sebebi tiyatrocular. Her şey çok güzel gidiyor. Ben fikir olarak bakıyorum, yok işte bilimsel altyapısı yokmuş diye bana ne şu an. Fikir olarak çok ilginç fikirler var. Seni de eğlendiriyor kurgu olarak. Sen bunun zaten gerçek olmadığını biliyorsun. Bütün ön kabullerle başladığın için bu işe çok eğlenceli
bir 25 dakika sana veriyor bölümler. Evet. Ya da bir de twistli olduğu için ha dibbe falan diyorsun yani sonunda. Senin var mı ekleyeceğim başka bir şeyler? Ya ben benim pek bir şey yok. Ya bu bölümde zaten bağımlı olmamaya yönelik bir bilim, yani bölüm olduğu için hani biraz da böyle kamu spotu gibi bir şey oluyor. Kamu spotu gibi bir bölüm de evet. O yüzden güzel bir bölüm. Öneririz. O zaman istersen yayını bitirebiliriz burada. Tamam. Gelecek bölüm. Yani 18. bölüme geldik. 5 Şubat 1960 yılında yayınlanmış The Last Flight. Bakalım evet. Burada nasıl bir macera bizi bekliyor göreceğiz. O zaman gelecek yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.